Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birinci dereceden bir bilinmeyen denklem ve eşitsizliklerle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Arkadaşlar şu an matematiğin özüne döndük. Toplamalar, çıkarmalar, denklemler o oraya gidiyor. Bölü yapıyoruz, çarpı yapıyoruz. Denklemlerle matematiğin özüne döndük. Çünkü işlem yapmamız için bize denklem lazım. Peki hocam denklem dediğin ne? Denklem dediğim şu arkadaşım. Bak şimdi. A ve B reel sayı olmak üzere A eşit olmayacak sıfıra. Burada ne var? AX artı B şeklindeki ifadeleri birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Tabii ki de burada ne var? X bilinmeyen arkadaşım. X'imiz bilinmeyen. Burada hocam ama A da B de bilinmiyor. Şu anlık bilinmiyor. Ama onlar ne aslında? Reel sayılar arkadaşlar. Peki hocam bu ifadeye ne diyorsun? Birinci dereceden denklem. Peki derece ne? Nereden geldi bu derece? Arkadaşım derece dediğimiz bilinmeyenin üstündekine biz derece diyoruz. Bak burada görünmez bir 1 var. İşte bu 1 derecenin 1 olduğunu gösteriyor. Bir bilinmeyenli biraz önce söyledik bilinmeyenimiz x olmasıdır. Hocam a'lar b'ler zaten birazdan gelecek onlar hiç sıkıntı etme. Burası 2 olsa ne olacak? Onu ileriki senelerde göreceğiz. İkinci dereceden denklem olacak. X'in yanına bir de y gelse birinci dereceden iki bilinmeyen denklem olacak. Şu an için bizim işimiz bu kadar basit. Denklemi sağlayan x değerine ben ne diyorum? Denklemin kökü diyorum. Denklemin kökü. Denklemin kökü dedim. Bunlar ne yapıyorlar? X'leri sağlıyorlar. Birazdan sorularda göreceğiz. Denklemin kökü 5'tir derse ne yapacaksın? Denklemi sağladığı için yerine yazacaksın. Denklemin köklerinden oluşan kümeye ne denir? Kümeye de zaten burada kısa atılmışı var. Sen de zaten bunu önceden biliyor olabilirsin. Çözüm kümesi denir. Denklemin köklerinde böyle küme şeklinde yazmaya da ne diyeceğiz? Çözüm kümesi diyeceğiz. Hemen bunu fırlattık. Bakalım olaylar neymiş? Birinci dereceden bir tane denklemim var. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. E hocam sen bir dedin ama burada iki var. İşte iki olmayacak arkadaşım. İki olmazsa nasıl olur peki hocam? Sen bu katsayıya sıfır dersen sıfır kere x kare sıfır. Bu gitti mi? Gitti. O zaman bak hemen ne yapıyorum? N artı ikiye sıfır dedim. Artı iki karşıya eksi iki geçer. N eşittir eksi ikiymiş. Peki devam edelim. E hocam burada bir tane daha x var. Başka piyasada x kaldı mı? Kalmadı. O zaman birinci derecedense benim üssüm ne olacak? Benim üssüm birinci dereceden olduğu için bir olacak. O zaman bunu karşıya attım. Ne oldu burası? M eşittir. 2 oldu. Şurayı bir toparlayıp bir daha yazıyorum bak şimdi. N'in yerine eksi 2 koydun. Bu gitti. 0 kere x kare 0. Buna geldim. 2 kere m'yi yerine koydum. 2 çarpı x üzeri 2 yerine koyduğuna göre üssüm 1 eksi 6 eşittir 0 oldu. Bak a x artı b. B neymiş? Eksi 6'ymış bu arada. İşte biz bu görüntüye ne diyoruz? Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem diyorum. Geçtim burayı da. Peki bunları nasıl çözeceğiz hocam? Bak şimdi soruyu oku. Bir tane denklem var. Bu arada denklem dediğim şey eşitlikle oluyor. Denklemin gerçek sayılar kümesindeki ve doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz diyor. Peki biz ne yapalım şimdi? 5 artı x eşittir 2x artı 8 gerçek sayılar kümesindeki duruma bakalım. Gerçek sayılar kümesinde hemen bunu buraya attık. Demiyorum artık işte konunun özünde olduğum için sana açık açık anlatıyorum. Bak şimdi burada x var karşıda 2x var eşitliğimi koydum. Bilinmeyenleri her zaman bir tarafa atacaksın. Buradaki önünde artı olduğu için artı x karşıya eksi diye geçecek. Burada bu tarafta da artı 5 vardı. Buradan da artı 8 karşıya eksi 8 geçecek. Tamam. Hemen bunu yapalım. 5'ten 8 çıktı. Eksi 3. 2x'ten x çıkarsa x'im oldu. X kaçmış? Eksi 3'müş. Yalnız gerçek sayılar dediği için böyle bir şey var mı? Var. O zaman gerçek sayılarda bu varsa o zaman bu benim çözüm kümemdir. Çözüm kümem ne olacak? Eksi 3 olacak. Peki. Bu sayıların doğal sayılar kümesinde çözüm kümesi nedir? Doğal sayılarda eksi var mı? Yok. O zaman ne oldu? ÇK eşittir nedir? Boş kümedir. Bu kim için? X eleman R için. Çözüm kümem bu.
Peki bu ne için? X eleman doğal sayılar içinde çözüm kümem yoktur dedim. Hemen buraya geldim. Peki burada nasıl olacak? Buraya bakıyorum. Eksiği dağıtma var. Yavaş yavaş yapıyorum. Bugün işlemleri sizin için yavaş yavaş yapıyorum. Buraları çok iyi öğrenmemiz lazım. Bundan sonraki matematik hayatında müthiş önemli. Attım bak şimdi. 7x eksi paranteze dağılacak. Nasıl dağılıyor? Eksi 3x eksi 3x eksi eksi 4'ten dolayı artı 4 oluyor. Eksi 3x artı 4 eşittir. Karşı tarafta da 2x artı 8 var. Şurayı bir toparla. Toparlayalım hemen. 7x'ten 3x çıkarsa 4x artı 4 eşittir. Bu tarafta ne var? 2x artı 8 var. Hemen şunu şurada yapalım. Bu tarafta 4x kalsın. Ne dedim? Bilinmeyenler bir tarafa demiştim. Artı 2x karşıya eksi 2x geçsin. Eşitliğin bu tarafında da bak 8 duruyordu. Bunu gönderdim zaten. Bu taraftan da artı 4 eksi 4 olarak geçecek. Peki burası ne oldu? 4x eksi 2x'ten 4'ten 2 çıktı. 2 tane x kaldı. Karşı tarafta 4 oldu. Denklemin kökü nedir diyordu. Denklemin kökü her tarafı 2'ye bölersem. Her tarafı 2'ye bölersen bunlar sadeleşir. 4 ile de 2 sadeleşir. Geriye 2 kalır dedim. Bu işi de böyle yaptım. Geldim bu soruya. Bu soruda ne var arkadaşım? Bak şimdi. Hemen yine parantez açma var. 3 kere 2 6x. 3 kere 3 3 kere 1 3. Burayı hallettim. Şimdi eksi 2'yi dağıtacağım. Eksi 2'yi dağıtırken eksi 2x oldu. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2x. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. Eşittir ne oldu? Karşı tarafta da bu var. Şurayı bir toparlayalım. 6x'ten 2 tane x çıkarsa ne olur? 4x. 3'ten 4 çıkarsa ne olur? Eksi 1 olur. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Karşı tarafta da 6x eksi 9 vardı. Hemen bak şimdi. 4x'i karşıya atalım. Nasıl atacağız? Artı 4x'i eksi 4x. E bu tarafta eksi 1 vardı hocam. Tamam. Bu taraftaki eksi 9 buraya artı 9 geçecek. Eksi 1 artı 9 da 1 lira borç. 9 lira da kazanç. O zaman ne oldu? 8 liram var hala. Bu tarafta da 2x'im oldu. 6x'ten 4x çıkarsa hallettim. Hemen burada ne yapıyorum? Her iki tarafı da 2'ye böldüm. Bundan kaç kaldı? 4. Bunlar da birbirini sadeleştirdi. Hemen buraya ne diyorum? 4 eşittir x diyorum. Ve olayı bitiriyorum. Çözüm kümesi nedir diyor. Sadece şunu yazıyorsun bak. ÇK 4 yazıyorsun. Bunun çözüm kümesi çünkü sadece 4 elemanıdır dedim. Ve bunu da geçtim. Bugün çok fazla sorumuz var arkadaşlar. Çok dikkatli takip edin. Bakalım neler olacak. Bir tane yine denklem var. Çözüm kümesini bulalım diyor. Bak burada da bilmen gereken şey şu. Bunları ben başlık başlık yazmadım. Soru içinde anlatacağım. İçler dışlar dediğimiz bir olay var. Ne yapıyorsun? Bununla bunu, bununla bunu çarpıyorsun. Çarpalım. 5 kere 2, 10. 5 kere eksi x, eksi 5x. 5 kere eksi x, eksi 5x. 2 kere x, 2x. 2 kere eksi 3, eksi 6. Biraz önce yaptığımızın aynısı. 2x burada dursun. Ben bu eksi 5'i karşıya artı 5 diye atayım. Tabii ki de x olduğu için artı 5x. Bu tarafta da 10 vardı. Eksi 6. Buraya artı 6 diye geçti. Hemen bunu düzenleyelim. Burası 16 oldu. Burası 7x oldu. Bir sıkıntı var mı hocam? Yok, sıkıntı yok. E sayı 7'ye bölünmüyor. Bölünmesin. Beni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Bunlar birbirini götürür. Ne oldu? Bu tarafta x kaldı. Burası da o zaman 16 bölü 7 eşittir x'miş. Bana ne diyordu? Çözüm kümesi nedir diyordu. Çözüm kümesi eşittir. Süslü parantez. 16 bölü 7'dir. Ne oldu? Hiçbir şey fark etmedi. İlla 2, 3, 5 çıkmasına gerek yok. Sonuçta sana sayı ve nedir, x nedir diye sorduğu için reel sayıdır. Reel sayılar içinde zaten rasyoneller vardır. Şimdi burada ne yapacağım peki? Bak bunu aynen yazalım bir. Burayı aynen yazdım. Bu bir karşıya gitsin yalnız. Karşıya giderse ne olacak? Bu artı 1'di. Buradan buraya geçti. Eksi 1 oldu. O zaman x eksi 3 oldu burası. Bak şimdi arkadaşım. Burası x eksi 3 olduğuna göre bunun altında görünmez bir 1 vardır. Her zaman
sadece sayıların veyahut da böyle bir ifadenin altında görünmez bir bir vardır. Sen ne yaparsın burada? Hemen bir içler dışlar yaparsın. İçler dışlar yaptığımda olay ne olacak o zaman? Hemen bakıyorum. 2-3x bir kere neyi çarparsan çarp her zaman kendisi eder. Bu tarafa bakıyorum. 3x oldu. Eksi 9 oldu. 3 kere x 3x. 3 kere eksi 3 eksi 9. Bu buraya bu buraya gitti. Bu buraya dediğimiz ne? Eksi hep bu terimleri kullanıyoruz ya ağzım alışmış. Eksi burası 3x zaten. Eksi 3x karşıya artı 3x oldu. Bu tarafta 2 vardı. Buraya da 9 attım. Hocam neden sen x'leri hep bu tarafa atıyorsun? Neden biliyor musun bak? Eksilerle uğraşmayayım diye. Buradaki x'im artı ya. Burada da eksili olan karşıya artı geçeceği için hemen pratik eksiler kafamı karıştırabilir bölme işleminde. O yüzden ben artıları karşı tarafa atıyorum. Eksi 9 bak buraya geçti artı. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman burası ne oldu? 11 eşittir 6x. 3 de 3 topladın 6. O zaman burası bak şimdi yine aynı şey. Her iki tarafı kaça bölüyorum? 6'ya. Artık sen lise öğrencisi olduğun için bu sayılara alış diye bunları bilerek seçtim. Bunlar da hiçbiri tam sayı çık, çoğusu tam sayı çıkmayacak ama sıkıntı yok. Ne oldu? Burası 6 şu an. X eşittir 11 bölü 6 oldu. Çözüm kümesini bulalım demişti. Çözüm kümesini işte buldum. Bu kadar arkadaşım. Bunu da bitirdikten sonra diğer soruma geçtiğim antrenman. Bakalım şimdi ne var? Bir tane denklem var. Yalnız burada bir de K var. Ama diyor ki denklemin kökü 2'ymiş. Denklemin kökü neydi arkadaşım? Biraz önce söyledik. Denklemin kökü denklemi sağlayandır. O zaman yerine yazalım. Her yere x yerlerine 2 yazacağım. Yazdım A'da. 2 kere 2 çünkü bu çarpım durumundadır biliyorsun. 2 kere 2 4. 4 artı K bölü 4 eksi 2 bölü 3 eşittir 2 kere 2 4 artı K. Bitti. Şimdi ne yapacağım? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bak şimdi 4 artı K bölü 4 artı K vardı. Kaç tarafa? Eksi K olarak geçti. Burada da 4 olduğu için yanına burası da artı 2 bölü 3 oldu. Şimdi burayı çok iyi dinle. Burayı çok iyi dinle. Bunun altında biraz önce söylediğim gibi görünmez bir 1 vardır. Bunun altında da görünmez bir 1 vardır. Yalnız bakın şimdi size pratik bir şey öğreteceğim. Bunu sakın kaçırmayın. Burada ne yapacaksın? 4 artı K bölü 4. Burada bunu zaten 4 ile genişlettin. Eksi 4K bölü 4 oldu. Eşittir. Burada da paydaları eşitleyeceğim. Bunu neyle eşitleyeceğim? 3 ile. O zaman 12 bölü 3 artı 2 bölü 3. Hocam burası 4'lü burası olsun. Hiç sorun değil. Devamını bak şimdi göreceksin. Peki burada paydalar eşitse ortak paydayı alalım mı? Aldık. Peki burada ne var? 4 artı K eksi 4K eşittir. Burada ne var? 12 artı 2 bölü 3 var. Hemen buraya geldim. Soru biraz uzunca ama niye? Daha iyi anla diye uzun anlatıyorum. Yoksa şurada pratik işlemler var. Onları yapmıyorum. Bir kere daha düzgün yazayım. 4 eksi 3K bölü 4 eşittir 14 bölü 3 oldu. Şimdi bak arkadaşım. Şimdi bak. Yine içler dışlar yaptın. Yaparsam ne oldu? 3 kere 4 12 eksi 3 kere 3 9K. 4 kere 14 10 ile çarpsam 40. 4 ile çarpsam 16. O zaman burası da 56 oldu. Burası eksi 9K kalsın. 12 karşıya eksi gider. 56 eksi 12. Eksi 9K eşittir. 44 oldu. Her tarafı eksi 9'a bölersem sadece K kalır. O zaman bunlar birbirini götürdü. K eşittir de 49 bölü 44 bölü eksi 9 oldu. Bir sorun var mı hocam? Yok, olmasında hiçbir sorun yok. Sadece sayımız böyle biraz değişik bir sayı çıkar. Hiçbir sorun yok arkadaşım. Biz bu olayı anladığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş geçiyorum. Hocam burada ne var? Burada da bakın yine denklem var. Yine denklem var. Bu denklemde ne yapacağız peki? Şöyle yapacağız. Ben olsam baştan hepsinin paydalarını eşitlerim. Sonradan rahat ederim. Nasıl hocam? Şöyle bak. 4, 3, 2'nin ortak katı ne? 12. Obepokek'te gördük. O zaman bunu 6, bunu da 3 ile genişletirim. Bak şimdi yukarıyı ne yaptım? 4x artı 4 bölü 12 artı. Bunu ne yaptım? 18x bölü 12. Burayı ne yaptım?
3x artı 6 bölü 12 yaptım. Pekala, bunların paydaları eşit mi? Eşit. O zaman bir daha düzgün yazalım. 4x artı 4 artı 18x bölü 12 eşittir. Bu tarafta 3x artı 6 bölü 12. Şimdi dikkat arkadaşlar. İki tarafta rasyonel ifade ise paydalar paydalarla paylar paylarla sadeleşir. Dilim dönmedi bir an. Peki nasıl olacak? Burada sadeleştirme belki vardır ama şu an yapamam. Neden yapamam? Çünkü burada toplama işlemleri var. Onları en son yapacağım. 4x 18x daha. Burası 22x artı 4 etti. Bu tarafta 3x artı 6. Bunlar gittiği için yukarılar kaldı sadece. Attım bunu buraya. 22x eksi 3x eşittir 6 eksi 4. Hemen şurada bakıyorum. 19x eşittir. Karşı taraf 2 çıktı. Hiçbir sorun yok arkadaşım. Olsun. Sen ne yapacaksın? Her tarafı 19'a böleceksin. 19'lar gidecek. X eşittir 2 bölü 19. Hocam neye göre bölüyoruz? X yalnız kalsın diye X'in olduğu taraftaki sayıya göre bölüyorsun. A'da ne oldu şimdi? Burada bunlar paydalara eşitlenecek. Böyle gidecek. Hocam burada çok iş var ya. Bu soruyu geçelim mi? Bence de geçelim demiyorum. Bu soruyu da yapacağız. Çünkü ne diyor burada? Pratik soru diyor. Pratik soru ne? Merdivenli, basamaklı bir soru. Aslında bu sorular çok kolay. Bak şimdi izle arkadaşım. Şurayı görme. Bir görme bakalım. 5 ile neyi toplarsan 7 eder? 2'yi. Oo, çok güzel. O zaman burası 2'ymiş. Peki şurayı düşün şimdi. Bunun tamamı 2 idi. O zaman 8'i neye bölersen 2 olur? O zaman burası 4'müş. Bak 8 bölü 4 2. 5 ile 2 topladın 7. O zaman burası 7'ymiş. Peki şimdi şurası nasıl olacak arkadaşım? Hemen bakıyorum. Şurada bir eksi var tabii. Bu eksiyi unutmuşuz yazmayı. Şurada bir eksi var. Eksiyi koyalım. Burada da ayrı bir şey oluyor. Şurayı bir daha bir kere daha göstereyim sana bak. Elimde ne kaldı şu an? 7 eksi 6. 4 eksi x eksi 1 bölü 3. Cevabım neymiş? 4'müş. Peki bak yine aynı şey. Burayı kapatırsan 7'den ne çıkarsa 4'tür. 3 çıkarsa. O zaman bak burası 3'tür. Peki hocam 6'yı neye bölersen 3'tür. Bak basamak basamak gidiyorsun. 6'yı neye bölersen 3 eder. O zaman burası da 2'dir. Elimde ne var bir daha bakalım. Böyle karman çorman yazmamış olalım. Burası da 2 oldu. Peki bak yine kapatıyorum. 4'ten ne çıkarsa 2 kalır. Burası da 2'ymiş. O zaman en son x eksi 1 bölü 3 eşittir 2 olduğuna göre hemen ne yapıyorsun? Paydaları eşitle, sen bilirsin. Hemen şuraya bir de o zaman içler dışlar yap hemen. X eksi 1 eşittir 6. 1'i karşıya attın. Eksi 1 artı 1 diye geçti. X'imi 7 buldum. Bak hemen hızlıca bak. 7'den 1 çıktı 6. 3'e böldün 2. 4'ten 2 çıktı 2. 6'yı 2'ye böldün 3. 7'den 3 çıktı 4. 8'i 4'e böldün 2. 5'i 2 ile topladın 7. Zaten aslında ben bunu böyle hızlıca yapacaktım. Ama sen anla diye böyle parçalaya parçalaya yaptım. Sen burada bu yuvarlakları böyle kendince de geliştirebilirsin dedim ve geçtim. Arkadaşım çok önemli bir yere geldim. O da ne? Bak AX artı B denkleminde A sıfırsa... A sıfırsa ne olur? Bu gider. Giderse B sıfır değilse mesela 5 ise 5 eşittir sıfır olur. Öyle bir şey olabilir mi hocam? Dünyanın neresinde 5 eşittir sıfırdır? Hiçbir yerinde. O yüzden çözüm kümesine boş küme diyorum. Boş küme olması için ne olacak? X'ler ortadan kalkacak. X'ler ortadan kalkarsa ne diyorum ben? O zaman buradaki sayı sıfıra eşit olmazsa bu denklemin çözüm kümesi boştur diyorum. Şimdi bak burayı hızlıca yapalım. 3x artı 2x 2 kere x. Eksi 2 eşittir. Parantezi açtım. 5x eksi 10. Buraya bakıyorum. Her tarafa bunların hepsini bir tarafa atalım. Şurası ne bu arada? 5x eksi 2 eşittir. 5x eksi 10. Arkadaşlar şunu da unutmayın bakın. Her iki tarafta da 5x var mı? Var. Bunlar zaten birbirlerini götürecekler. Götürdüklerinde ne kalıyor? Eksi 2 eşittir. Eksi 10 kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. İstiyorsan bak bunların bir tanesini bir tarafa at. Eksi 2 artı 10 eşittir 0 de. O zaman ne oldu?
normal 8 eşittir 0 çıktı. Biraz önce ben söylemiştim. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Çözüm kümesi nedir diyordu? Çözüm kümesi boş kümedir. Bir şey dikkatini çekti mi arkadaşım? Her iki tarafta da 5x varsa, bunlar birbirini götürürse o zaman sayılara odaklanıyorsun. Sayıları bulduğunda çözüm kümesi boş kümedir diyorsun, eşit değillerse. Bak hemen bu soruya. Denklemin iki tarafında da x'ler var, bir de sayılar var. Çözüm kümesi boş küme ise, biraz önce söylemiştim. Böyle iki tarafta da x'ler varsa, bu x'ler birbirini götürürse, burada ne var bak? Sayılar var. 5 eşittir 1 mi? Hayır, 1 olmaz tabii ki de, o yüzden boş küme. O zaman ne olacak? X'ler birbirini götürecek. Nasıl götürür X'ler birbirini? Bu katsayıyla bu katsayı birbirine eşitse götürür. A eksi 1 eşittir 3A artı 3. Bu buraya gitti, bu buraya geldi. Bu eksi 3 bu sefer artı 3 buraya geçsin. Eksi 3A oldu. Bu da buraya gitsin. 3 artı 1 4 oldu. Eksi 2A eşittir 4 ise her tarafı neye böleceksin? Eksi 2'ye böleceksin. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman ne oldu? A eşittir 4'ü 2'ye bölersen 2. Ama artı eksiye bölündüğü için eksi 2 oldu. Bunlar birbirini götüreceği için eşittir dedim. Bıyıklarını sevdim. Geçtim. Hemen bakıyorum. AX denkleminde, AX artı 1 denkleminde A 0 ise B de 0 ise çözüm kümesi reel sayılardır. Ne demek istiyor? A sıfırsa x'ler ortadan gitti. B de sıfırsa sıfır eşittir sıfır çıktı. O zaman ne oluyor? Tabii ki de sen x'in yerine ne koysan çıkar. Çünkü sıfırla götürüldü ve cevap da çıktı. Yalnız çözüm kümesi reel sayılar derse ya da çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Bak bu bir, bu iki, her x eleman reel sayı için sağlanır derse üç... Sorularda sen bunları gördüğün anda sen anlayacaksın ki x'ler birbirini götürüyor ya da x sıfırdır başındaki sayı ve de b'de diğer sayıların hepsi de birbirlerini sıfıra eşitliyorlardır. Hemen buraya bakıyorum, parantez açtım. 4x eksi 4 artı şuraya baktım 4x eksi 8 eşittir 8x ne oldu burası? Eksi 12 oldu. Buraya bakıyorum. 4x 4x 8x. Eksi 12 eşittir 8x eksi 12. Biraz önce sana söylemiştim bak. 8x'ler birbirini götürdü. Artı bir de üstüne eksi 12'ler birbirini götürüyor. O zaman 0 eşittir 0 çıkıyor. Zaten biz biraz önce onu demiştik. 0 eşittir 0 ise çözüm kümesi nedir? Çözüm kümesi reel sayılardır. Sonsuz elemanlıdır. Bütün reel sayılar bunu sağlar dedim. Geçtim. Bak şimdi arkadaşım, aynı şeylerin, hep aynı şeyleri yapacağız. İyi izle şimdi. Eşitliği x'in bütün gerçek sayıları için sağlanıyorsa, ben biraz önce sana saymıştım. Neler demiştim bak, çözüm kümesi reelse, sonsuz eleman varsa, her x eleman reel için sağlanırsa, bak bütün gerçek sayılar için sağlanırsa, bu nedir? Sıfır eşittir sıfırdır. X'ler gidecek, sayılar da gidecek. Bir bakalım ne oldu? 2 kere 3x 6x, 2 kere eksi 5 eksi 10, eksi 4 eşittir. Şuraya bakıyorum, bu zaten cillop gibi x'in katsayısı, bir daha açmaya gerek yok. Burası da eksi b artı 5. Şurayı bir daha toparlayalım. 6x eksi 14 eşittir a eksi 2 x eksi b artı 5. Ben sana biraz önce ne demiştim arkadaşım? X'ler birbirini götürecek. Yani birbirlerinin aynısı olacaklar. Burası 6 ise... Burası da 6 olacak. O zaman ne diyorum? A eksi 2 eşittir 6. A eşittir 8. Bu eksi 2'yi karşıya artı 2 diye attım. Bu sefer ne vardı? Bu sefer sayılar da birbirinin aynısı olacaktı. Birbirlerini götüreceklerdi böyle. O zaman yazıyorum hemen buraya da. Başka kalem alayım. Eksi 14 dediğim şeyde eksi B artı 5 olacaktı. Bu buraya gittin. Eksi B bu tarafa geçerse artı B olur. Bu tarafta 5 var. Eksi 14 karşıya geçerse artı 14 oldu. B eşittir 19 oldu mu? Oldu. O zaman bu soruyu da attım geçtim. Arkadaşlar çözeceğim bütün sorular bunlardı. Yalnız bu konularda çok fazla bir şekilde denklem üzerine çalışmanız lazım. Lütfen evinizdeki test kitapların hepsini yapın. Onlar size ödev olsun. Ve ne diyoruz arkadaşlar?
Test kitaplarının hepsini yaptığında bu denklemle haşır neşir ol. Ben özetini anlattım. Çok da ayrıntılı soru çözdüm. Bunları yaparsan süper olur. Şimdi nereye geçtik arkadaşım? Şimdi bir bilinmeyenli eşitsizliklere geçtik. Kaçıncı dereceden? Tabii ki de denklemim yine birinci dereceden. Burada önemli bir şey var arkadaşlar. Aralık kavramı. Sen bu aralık kavramını belki de biliyorsun. Belki de bilmiyorsun. A küçüktür B'den. A da B'de reel sayı olmak üzere. Kapalı aralık dediğimiz bir şey var. Nedir onlar? Sınırlara eşit olmaktır. Sınırlarına eşit olabilir. Kapalıysa aha sana kapı gibi bir şey yapıyorsun. O zaman diyorsun ki X dediğin şey A ile B'nin arasında. Eşitlik varsa kapalı böyle olacak. Peki ben bunu sayı doğrusunda gösterirsem nasıl olacak? Sayı doğrusunda kapalı bir A olacak. Kapalı bir B olacak. X işte buradaki bütün sayılar nedir? X olabilir dediğim. Geçtim. Açık aralık nedir? Her iki tarafında da eşitlik yoksa arasındaki elemanları sağlıyorsa sadece sen buna da açık, her an çıkmaya müsait bir kapı koyuyorsun. Kapı derken bir geçit koyuyorsun. O da ne? Hafif büklümlü bir şey. Ama bu ne? Kapı gibi duruyor. E buna nasıl yapıyorsun bak sayı doğrusunda? Bu gösterimi de nasıl yapıyoruz biliyor musun? Açık yuvarlak A, açık yuvarlak B. Peki A ile B var mı? A ile B yok. İşte burası böyle oldu. Artık yarı açığı sen anladın. Yarı açıkta ne olacak? Bu taraftan kapalı, bu taraftan açık olacak. Gösterimini de anladın sen. Nasıl? Hocam A'dan kapalı, o zaman kapalı A. B'den açık, tamam. O zaman B olamaz ama A olabilir. X sayısı B olamaz ama A'ya eşit olabilir. Bu gösterimlerin hepsi aynı. Bunun tersini de yazabilirdim. Yazmadım. Neden yazmadım arkadaşım? Zaten bu gösterimler, buraya eşitlik koyarsan bunu kapalı yapacaksın. Bunu açık yaparsan buraya falan filan oraları sen biliyorsun zaten. Üstten sınırsız aralık diyor. Üstten sınırsız aralık ne? Bu sefer alttan veya alttan sınır koyuyorum ama üstü açık. Nereye kadar gider? Ta ki sonsuza kadar gider. O zaman hemen buraları söyleyeyim bak. Nasıl yapacağım? A bir tane x sayısı var. A'dan büyük ve eşitti. Şunu yapmıyorum. Bunu gösteriyorum arkadaşlar. Bu kapalı A nereye kadar gidiyor hocam? Sonsuza kadar gidiyor. İşte bu göstergede buna eşittir. Hatta ve hatta şöyle söyleyebiliriz. Şunun için kapalı A sonsuz açık. Açık sonsuz. Sonsuzlar her zaman açıkla gösterilir arkadaşlar. Sonsuz işaretini biliyorsunuz. Oradan dolayı da bu olur. Bir de burada şuna bakalım. Alttan sınır olsun diyor. Bu sefer sınır B olsun diyor. Ve eşitlik olsun diyor. Hadi gelin bu sefer bunu yapmayalım. Bunu yapalım. Bu sefer göstergen bu olsun. Hemen ben bir sayı doğrusu çizeyim. Bu sefer ne diyor? Açık B. Açık B. X'ler B'den küçükler. O zaman ne yapacağım? Hemen geriye doğru gittim. Nereye kadar gidiyor? Eksi sonsuza kadar. Peki bunun göstergesi ne? Eksi sonsuz. Hocam kapalıyla gösterilmiyordu. Aynen öyle, aferin. Eksi açık. Eksi sonsuz açık. Kim açık bu sefer? B de açık. Bunun göstergesi de budur arkadaşım. Ne yaptım? Alttan sınırsız, üstten sınırladım. Geçtim. Şimdi eşitsizlik yapabilmemiz için belirli kurallar var. Onları iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Birinci kuralımız şu. X küçükse Y'den. Ne yapacağım hemen ben? X küçükse Y'den. Her iki tarafı aynı sayıyla toplayıp çıkarabilirsin. Her iki tarafı aynı sayıyla toplayıp çıkarabilirsin. Bak ne yaptım? Her iki tarafa da A'yı ekledim, çıkardım. Ekleme çıkarmada bir sıkıntı yok. Sayımız A'lar sıfırdan küçükse, ilk önce sıfırdan büyükseyi gösterelim. A'lar sıfırdan büyükse her iki tarafı çarpma yapabilirsin. Aynı sayıyla çarpabilirsin. Sayımız pozitifse, A eleman pozitif reel sayıysa o zaman yön değişmez. Bakın yönüm neydi? X küçüktü. Yine yön aynı kaldı. Peki A sıfırdan küçükse, yani eksi sayılarsa, eksi sayıyla çarparsan çok önemli bir olay olacak arkadaşım burada. O da ne? Benim işaretim yön değiştirecek. Benim işaretim yön değiştirecek. Hemen bir örnek söyleyelim şurada. 2 küçük müdür 3'ten? Evet. Her iki tarafı eksi 3 ile çarpalım mesela. Burası eksi 6 oldu. Burası eksi 9 oldu. Eksilerde sayılar büyüdükçe, sayısal değer büyüdükçe küçülür müydü? Aynen öyle. Bak ne oldu? Eksi 9 daha küçüktür. Bak
işler değişti. O zaman ne oluyor? Eksiyle çarparsan, eksiyle çarparsan işaret yön değiştirecek. Peki bir de ne var? Eksiyle bölersek de yön değiştirir. Ama burada ne diyor? Sıfırdan büyük diyor. Sıfırdan büyükse a, x bölü a yine y bölü a'dan küçük olacak. Her iki tarafı aynı sayıya bölebilirim. Ve bunda da işaret yön değiştirmez. Ama ne zaman değiştirir? A sıfırdan küçükse, a sıfırdan küçükse x bölü a büyüktür, y bölü a olacak. Arkadaşlar anladık değil mi? Burada ne var? Çarpmada ve bölmede negatifle çarpıp bölersem işaret yön değiştirir. Müthiş, önemli, yıldızlı bir olay. Burada da bildiğimiz şey ne? Y x'ten büyükse, z de y'den büyükse o zaman ne olacak? Tabii ki de bunlar arasında bir hiyerarşi olacak. O zaman tabii ki de x z'den küçük olacak. Burayı da çok uzatmıyorum. Zaten bu muhabbet kolay bir şey. Bunu da anladığımızı düşünüyorum. Peki arkadaşlar peki. Burada bilmem gereken ne var? Bakın 5. kurala geçtik. 2 tane eşitsizlik. Taraf tarafa toplanabilir. Nasıl toplanacak ama? Nasıl toplanacak? Eşitsizlikler aynı yönde olması lazım. Hemen aynı yöne getirdim. Ne yaptım burayı? A artı x küçüktür. Çünkü küçük işaretleri alt alta geldi. B artı y. İki tane eşitsizliği taraf tarafa toplayabilirsin. Ama çıkartamazsın, çarpamazsın, bölemezsin. Her iki tarafta birbiriyle çıkartma, çarpma, bölme olmaz. Sadece ne olur? Toplama. Birazdan dolaylı yoldan çıkarmayı, dolaylı yoldan çarpmayı, dolaylı yoldan bölmeyi anlatacağım. Ama bodoslama bölemezsin. Geçtim burayı da arkadaşım. X ile Y'nin işareti aynı olmak üzere sen bu X'i ve Y'yi ters çevirirsen işte yine bir tane zıt olayımız geldi. Sen bunları ters döndürürsen tabii ki de işaret de ters dönecek. İşaret ne zaman ters dönüyordu? 1. Eksiyle çarparsan. 2. Eksiye bölersen. 3. Sayıları ters çevirirsen. Ne diyorsun hocam? 2 küçük müdür 3'ten? Ters çevir. 1 bölü 2 mi büyük? 1 bölü 3 mü? Tabii ki de 2'ye bölmek benim için daha iyi. 3 kişiyle paylaşacağım ama 2 kişiyle daha fazla pay alırım. O zaman ne oldu? Bak işaretler ters döndü. Bu çok önemli bir kuraldı arkadaşım. Bunu bilmen çok önemliydi. Şimdi geçtim arkadaşlar 7. kuralıma. 7. kuralım da şu. A sayısı ve B sayısı sıfırdan büyük olduklarında sen n'inci dereceden kuvvetlerini alırsan bunların işaret yön değiştirmez. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ne olacak? A üzeri n yine küçük olacak. B üzeri n'den dedim. Burayı da hallettikten sonra en son şurası kaldı. Burayı çok dikkatli dinle. Çünkü soruların cin kısmında burası geliyor. A birden büyük ise ne yapacağım biliyor musun? A'nın n'inci kuvveti her zaman A'dan büyük olur. A birden büyük ise A'nın n'inci kuvveti ama pozitif olacak tabii ki de üssüm. Nedir? Her zaman A'dan büyüktür. Ama A dediğim şey sıfırla bir arasındaysa o zaman A üzeri N küçüktür A'dan olacak. Hemen bir tane örnek gösterelim. Mesela 2. 2 üzeri 3 büyük müdür 2'den? Aynen öyle hocam. 8 büyüktür 2'den. Peki şuraya bak. 1 bölü 2 seçelim mesela. 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini al. 1 bölü 8. Sayım 1 bölü 2 idi. Bak ne oldu? Kuvvetini aldıkça sayı küçüldü. Kuvvetini aldıkça sayı küçülüyor. Niye? Sıfırla bir arasındaki sayıların kuvvetleri alındıkça ne olur? Küçülür dedim arkadaşım. Bunu da bildin. Bazı sorularda şöyle şeyler gösterecekler sana. İster üçüncü ister beşinci kuvvetini al. Ne olacak burası da? Biraz önce şurada söylediğim şey olacak. Sıfırla bir arasındadır diyeceksin. Kuvvetlerini aldıkça sayı gittikçe küçülüyorsa o zaman bu sayı sıfırla bir arasındadır diyeceksin. Bu da müthiş önemli bir kuraldı. Çok kural oldu. Biraz soruya geçelim. Hadi bakalım yapalım bunu. Ne olacak şimdi burada arkadaşım? Bak görüyorsun parantez var orada. Tabii ki de parantezleri açacağım. Aç parantezi. 3x artı 3. 3 kere 1 3 artı 4 küçüktür. Çünkü bunları açtım. Burayı açıyorum şimdi. 2x eksi 4 artı 2x oldu. Şurayı toparlayalım. 3x artı 7 küçüktür.
4x eksi 4. Bunu bak aynı eşitsizliklerde de eşitliklerde olduğu gibi ne yapıyorum? Hemen karşı tarafları atabiliyorum. Ama dikkat edin, işaret aynı kalacak. 3x'i karşıya attım. 4x'in olduğu yere geldi. Bu tarafta 7 vardı. Eksi 4 de buraya artı 4 olarak geldi. Burası ne oldu? X kaldı. 4x'ten 3x çıktı. Burası ne oldu? 11 oldu. Bana neyi soruyor? Çözüm kümesini. Çözüm kümesi nedir? Bak, alttan sınırlı. Alttaki sınırım ne? Kapalı değil. Açık aralık 11 sonsuza kadar gidiyor. İşte senin çözüm kümen budur arkadaşım. Burası açık aralık, burası açık aralık. 11'den sonsuza kadar giden bütün sayılar senin çözüm kümendedir. Şimdi buraya bakıyorum. Buraya baktığımda ne var şimdi soruda arkadaşım? Böyle bir sana x vermiş, eksi 4 ile 3 arasında. Bu aralıkları bulalım diyor. Bakın, x'in bu arayı bul diyor. Sen ne yapabilirsin? Her tarafı 2 ile çarpabilirsin. Senden ne istiyor? X'in 2 katından 3 eksiğini istiyor. O zaman sen her iki tarafı eksi ile çarpabilirsin. Eksi ile diyorum, pardon. 2 ile çarpabilirsin. Bak, çarpalım. Eksi 8. 2x 6. Her tarafı 2 ile çarptım mı çarptım. Her taraftan 3 çıkartabilir miyim? Çıkartırım. Bak, eksi 8. Eksi 3. 2x. Eksi 3. 6. Eksi 3. Her taraftan 3 çıkarttım. Burası ne oldu? Eksi 11 oldu. Burası ne oldu? 2x eksi 3 oldu. Burası da 3 oldu. İfadelerin değer aralıklarını bulun diyordu. A'da ben şu değerin aralığını buldum. Eksi 1 kapalı aralık. Burası da 3 açık aralık oldu. Bunu yapalım şimdi. Her tarafı 3 ile çarpabilir miyim? Eksi 3 ile. Çarparım ama dikkat. Eksi ile çarparsam işaret yön değiştirecekti. O zaman çarptım. Eksi 3 eksi 4 ile çarparsam artı 12. İşaret yön değiştirdi. Eksi 3x oldu. İşaret yön değiştirdi. Eksi 2 oldu. Zaten sayı tabii ki de 12'den küçük, eksi 9'dan büyük olacak. O zaman ne yapıyorum? Bir de her tarafa 2 ekle diyor. 2 ekliyorum. 14 burası oldu. Eksi 3x artı 2 oldu. Şurası da her tarafa 2 eklediğim için eksi 7 oldu. Bak, ben yine bu değere ulaştım mı? Ulaştım. Bu değerin aralığı neymiş? Üstten 14, alttan açık eksi 7, üstten de normal 14. Bu işlemleri böyle yazdım diye sakın bunu ters yazma arkadaşım. Doğru gösterilişi nedir? Doğru gösterilişi budur. Şimdi bak, olay ne olmuş? Bu sefer de terse döndürme var. Terse döndürmeyi ben biliyorum. Ama ilk önce şunun doğrusunu yazayım. Her tarafı eksiyle çarparsan ne olacak? İşaret yön değiştirecek. Eksiyle çarptığın mı işaret yön değiştiriyordu. O zaman burası da eksi 3 oldu. Her tarafa 3 eklersem artı 3 diyor. Burası 7 olur. Burası eksi x artı 3 olur. Şurası da 0 olur. Gördün mü? Gördün. Her tarafın tersini aldın. Tersini aldığında zaten bu sayı 0 olduğu için hiçbir sıkıntı yok. O zaman ne oldu? Burası da... Tamam, bir sorun yok. Her tarafın tersini aldın. Burası 1 bölü 7. Buraya bakıyorsun. Tersini aldığında ne olacak arkadaşım? Tersini aldığımda bu sayı... Şurası ne olacak? Hemen 1 bölü eksi x artı 3 olacak. İşaret yön değiştirecek. Şurada tabii sayı 1 bölü... şurayı değiştirelim arkadaşlar. Şu sayıyı 4 yapalım. Şu sayıyı 4 yapalım. Ne yaptım? Her tarafı 4 ile topladığımı düşün. 4 ile toplarsam şurası 8 olacak. Burası x artı 4 oldu. Şurası da 1 oldu. Bunu da ters döndürürsen 1 bölü 1 oldu burası. Burasına da 4 dedim. Şu sayı biraz çirkin oldu. Çünkü sayı bölü 0 gelirse kafanız karışabilir. O zaman ne yaptım? Burayı her tarafı 4 ile topladım. Şurası eksi 1 oldu. Buraları da hallettim. Ters döndüğünde ne olacak? İşaretler yön değiştirecekti. Bak, büyüktür de küçüktür oldu. Büyüktür de küçüktür oldu. O zaman şunu toparlayalım. Burası ne olacak o zaman? 1 bölü 7'ye eşit kapalı aralık. Burası ne olacak? Açık aralık olacak. Dedik,
Bunu da geçtim. Şurada kafan karışmasın diye değiştirdim. Burayı artı dört yaptım. Her tarafı dörtlü topladım. Çok da bir sorun yok. Basit bir olaydı. Dedik, geçtik. Ufak bir değişiklik yaptık. Hemen bak, bu sefer ne yapmış adam? Sana böyle bir şey vermiş. Böyle bir şey verdiğinde bu sefer x'in sörü. Biraz önce yaptığımın tam tersi mi? Aynen hocam, tam tersi. O zaman yapalım burayı da. Hemen gösterelim. Her iki tarafı, bak her tarafı şundan kurtulmak için ne yapacaksın? Eksi 2 ile çarpacaksın. Çarpalım. Eksi 2, eksi 7 ile çarpacağım. Burayı da eksi 2 ile çarparsam bunlar zaten birbirini götürecek. Eksi 1, eksi 3x. Bak bak bak. Güzel. Hemen beni uyar böyle işte. Ne var burada? Eksi 2 ile çarptın hocam. İşaret yön değiştirecek. İşaret yön değiştirirse eksi 2 ile çarptığın için eksi 2 çarpı 11 olacak. Hocam burayı niye çarpmadın? Çarptım, bunlar sadeleşti. Eksi 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Bu taraf ne oldu? 14 oldu. Büyüktür. Eksi 1 eksi 3x. Büyük eşittir. Eksi 22. Tabii ki de sayı 14 olacak. Burası eksi 22. Küçük tarafta kalacak. Şimdi bak, her tarafa 1 ekleyelim. Şu eksi 1 gitsin diye. Her tarafa 1 eklersem. 14'e 1 ekledim. 15. Buraya 1 ekledim. Bu gitti. O zaman burası ne oldu? Eksi 3x. Buraya 1 eklersem eksi 22. 1 lira daha verdin. Ne oldu? Bu adamın borcu eksi 21'e düştü. Şimdi dikkat. Her tarafı eksi 3'e bölüyorum. Her tarafı eksi 3'e bölersem bunlar birbirini götürdü. 5 oldu. Bunlar birbirini götürdü. Ama hangi 5? Eksi 5. 15'i 3'e böldüm. 5. Ama artı bölü eksiden dolayı eksi. Bunlar birbirini götürdü. X oldu. Bunlar da sadeleşti. Eksi eksi artı oldu. 21 bölü 3'ten 7 oldu. Hocam niye böyle yaptın? Çünkü dikkat arkadaşım. Eksiye bölerse ne olacaktı? Eksiye bölersem işaret yön değiştirecekti. X'in tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Bak değerler neler? X'in değerlerini şuraya yazalım. Eksi 5'ten büyükler. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Burada ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bak bunları niye alta yazdık? Bak şimdi eksi 4 artı 4. Eksi 3 artı 3. Eksi 2 artı 2. Eksi 1, 1. Bunlar birbirini götürdü. Geriye bu vatandaşlar kaldı. Bu vatandaşların toplamı kaçmış? 5 artı 6 artı 7'den dolayı cevabım kaç çıktı? 18 oldu. Sana bak süper şekil bir soru yapıyorum şu an. Çok önemli, güzel bir soru. Bu soruyu da anladıktan sonra olayım bitiyor. Çok az kaldı. Hemen bakalım buraya. X'i sana vermiş. Y'nin ne olduğunu soruyor. Bak Y'yi bir yalnız bırakalım. Bu buraya gitsin. 2X vardı ya bu tarafta. 5 buraya gelsin. Eksi 3Y karşıya artı 3Y diye geçti. Her tarafı 3'e bölelim. Bunlar birbirini götürdü. O zaman bak şimdi. 2X eksi 5 bölü 3 eşittir neymiş? Y'ymiş. Hani biraz önce yapmıştık ya. Bak adam X'i verdi bana. Neyi soruyor? Y'yi. Ama Y neye bağlı? X'e bağlı. X'i bu hale getirirsem ben Y'ye eşitlerim. Hemen yapayım o zaman. Ne diyor? Her tarafı 2 ile çarp. 2 ile çarparsam bir sıkıntı olmaz. 2 ile çarptım. Bir sıkıntı yok. Peki her taraftan 5 çıkar diyor. Çıkartalım. Eksi 6 eksi 5. 2x eksi 5. 10 eksi 5. O zaman şuraya düzgün yazayım ben bunu. Eksi 11, 2x eksi 5, bu tarafta 5 oldu. Bana ne diyor? Her tarafı 3'e böl diyor. Burayı 3'e böldüm, burayı 3'e böldüm, burayı 3'e böldüm. Geldim mi ben Y'ye? Geldim. Bak burası nedir arkadaşım? Y oldu. Y neymiş o zaman? Eksi 11 bölü 3 ile, burada eşitlik yok, 5 bölü 3 arasındaymış. Eksi 11 bölü 3 nedir? Sanki böyle eksi 3 virgül bilmem bir şey değil mi? Burası nedir? 1 virgül bilmem bir şey. Çünkü 6 olsa 2 olacaktı. Burası da eksi 12 olsa eksi 4 olacaktı. O zaman eksi 3'ten büyüklerin içinde ne vardır? Bak hangi tam sayı değerlerini alır diyor Y. Hemen buraya farklı bir renkle yazalım. Kimleri alacak? Eksi 3 olacak. Çünkü eksi 3'ten, eksi 3 küsürden büyükler diyor. Peki tam sayı dediği için eksi 2 olacak, eksi 1 olacak. Peki başka kim olacak? 0 olacak, 1 olacak,
Bir de iki olur mu? İki olmaz arkadaşım. Başka da bir şey yok. O zaman kaç değerim varmış benim? 1, 2, 3, 4, 5 tane değerim varmış. İşte bunları yaptım. Bakın bunlar müthiş sorular. Birazcık zorlanabilirsiniz. Bu soruları ama öğrenirsen ilerleyen senelerde müthiş olur. Özellikle TYT, AYT için müthiş bir altyapı olur dedim. Dikkat sorusuna geldik. Burada dikkat sorusuna çok dikkat et arkadaşım. Ne yapacaksın bak burada? Hemen söylüyorum. X ve Y birer gerçek sayı. Bakıyorum buraya. Eksi 2... X gerçek sayı olmasına dikkat etmem lazım. Eksi 2 ile 4 arasında. Y de burada ne arasında? 3 ile 8 arasında. Bakın bana ne derse onu yapacağım. İyi izle şimdi. Bana diyor ki 3X'ten 2Y'yi çıkar. Hocam hani çıkarma yoktu? Tamam çıkarma yok ama bak şimdi. Her tarafı 3 ile çarptın. Eksi 6, 3X. Burası 12 oldu mu? Oldu. Her tarafı bakın 2 ile çarparsan orası artı 2Y olur. Ama eksi 2 ile çarparsam işaret yön değişir. Bak burayı eksi 2 ile çarptın eksi 6. İşaret yön değiştirdi. Burası eksi 2'ye oldu. Burası da işaret yön değiştirdi. Eksi 16 oldu. Nasıl oldu peki? Eksi 2 ile çarptım. Eksi 6, eksi 2 ile çarptım. Eksi 16 burayı da çarptım. Şimdi bakın arkadaşlar şu an taraf tarafa toplama yapabilirim. Ama ne olması lazım? Şuraların düzgün olması lazım. Çünkü böyle küçüktürle büyüktür toplanmıyordu. O zaman sen bunları bir düzelt, düzgün yaz. Eksi 6, 3x, 12 oldu. Burası ne oldu? Eksi 2y, küçüktür. Bak eksi 2y, büyüktür eksi 16'dan. Küçüktür, eksi 6'dan. Doğru, eksi 16 daha küçük. Bak şimdi taraf tarafa toplama yapabilirim. Çünkü bana ne demişti? Taraf tarafa toplama yapabilirsin. Çıkarma yapamazsın demişti. Bak dolaylı yoldan çıkarma. O zaman ne oldu? Taraf tarafa toplarsan eksi 6 eksi 16 daha eksi 22 3x eksi 2y. Burada da eşitlik var. Eşitlik varsa burada da eşitlik olacak. Burası da 6 dedim. Bunun alabileceği en küçük değer diyor bana. En küçük değer için ne olacak burası? Eksi 21 çünkü eksi 22'den büyük olacak. Burası ne olacak peki? 6'dan 6'ya eşit de olduğu için o zaman en büyük değerim de 6 olacak. Hocam niye böyle yaptık? Niye x'lere sayı vermedik? Çünkü x gerçek sayı diyor. Gerçek sayısı şurası 4'e eşit ama eksi 2'den bir tık büyük olabilir. O tık ne peki? Bilmiyorum. O yüzden gerçek sayı olduğu için taraf tarafa toplamayla yapacağım. Şimdi bu soruyu geçiyorum. Yalnız geçmeden önce bir şey göstereceğim sana. Bak birebir aynı soru. Birebir aynı soru. Bu birebir aynı soru. Bütün sayılar falan her şey aynı. Tek bir fark var bak. Ne diyor? X ve Y tam sayı diyor. Biraz önce gerçek sayıydı. Şimdi tam sayı. Bak dikkat sorusu. Bu çok önemli. Hemen bunu buraya attıktan sonra gösterelim. Arkadaşım biraz önce reel sayı olduğu için taraf tarafa topluyordum. Ama şimdi benim için şu ifade çok önemli. Nasıl çok önemli? Bu arada x'ler kimler? Bak x dediğim şeyler neler olabilir? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 olabilir. Y dediğim şeyler neler? Y dediğim şeyler de 3 olabilirmiş, 4 olabilirmiş, 5 olabilirmiş, 6 olabilirmiş, 7 olabilirmiş. Şimdi bak x'in alabilecekleri bunlar, y'nin alabilecekleri bunlar. Bana diyor ki 3x eksi 2y en küçük olsun. En küçük olması için... O zaman ne yapacağım? Bak 3x diyor. 3x bunu büyütür. X'i büyük bir sayı verirsem x çok büyür. O zaman x'lerin alabileceği en küçüğü vereceksin. 3 kere eksi 1. Eksi 2'ye de eksi 2 sayıyı çarptığında çok küçük sayılar olacağı için benim değerimi hep küçülteceği için o zaman y'ye de en büyük sayıyı vereyim ki eksi 2 ile çarpınca beni daha da yerin dibine soksun. O zaman ne oldu? Bu da 7 oldu. Şimdi bak bunu hemen yapalım. Eksi 1, 3 ile çarparsan eksi 3. Eksi 2 kere 7 de 14 oldu. O zaman benim cevabım neymiş? Eksi 17'ymiş. Ne zaman? En küçüklerde. Olayı anladın değil mi? Niye aralık verdik? Çünkü reel sayıydı, gerçek sayıydı. Peki şimdi niye vermedim? Çünkü buradaki değerim ne? Benim tam sayı. Tam sayılarda değer vererek yapacaksın. Şimdi burada ne diyor bir de? En büyük değerini soruyor. Çekelim bunu. Bak şimdi yine bakıyorum. 3x eksi 2'ye en büyüğü soruyor bana.
En büyük için ne yapacağım? Ben biraz önce söylemiştim. 3 olduğu için çarptı mı bu büyütür. Ama eksi 2 ne haber? Daha da seni yerin dibine çeker. Ben yerin dibine girmek istemiyorum ki. Daha da büyümek istiyorum. O zaman y'lerden neyi vereceğim? En küçüğü. X'lerden ne yapacağım? En büyüğü vereceğim. X'lerin en büyüğü kaçtı? 4'tü. 3 kere 4 eksi 2 çarpı. O zaman y'lerden de kimi verecektik en küçük? Buraya da yazmıştım zaten. Onu da gözümün önünde olduğu için sildim. Hemen işlemime bakıyorum. 12 eksi 6. Buradan da cevabım ne oldu? 6 oldu. O zaman bu ifadelerin, şu ifadelerin en küçük değeri budur. En büyük değeri de budur. Dedikten sonra bu sorumu da geçiyorum. Gördüğün gibi eşitlikleri alacaksın. Eşit olmayan yerleri de almayacaksın. Artık arkadaşlar son sorulara yaklaştık. Biliyorum biraz uzun oldu ama bu konuyu uzun anlatmak zorundaydım. Çünkü neden? Bu konu senin için çok önemli. İki tane olayı bir videoda birleştirdik. Ne yaptık? Sana çok güzel anlattık. Son sorularıma geliyorum. Ne diyor? Şurada bak çok önemli bir mevzu var. Burada x ve y reel sayı. O zaman ne olacak x ve y reel sayıysa? Hemen x kare diyor. Düşünsene burada ne var? Eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var. Tabii reel sayılar olduğu için bir dünya arada boşluklar var ama şunu söyleyeceğim sana. 1, 2, 3, 4 var. Şimdi bakın burada çok önemli bir mevzu var. O da şu. Eksilerle artılar bunların karesini aldın mı? Eksilerin karesi her zaman artı olur. E artıların karesi zaten artı. O zaman çift kuvvetlerde 0'ın karesi de 0 olduğu için sen bir sayının karesini alıyorsan onun aralığı sıfıra eşitle başlar. Hocam eksiler ne oldu? Eksiler gitti arkadaşım. Eksiler yok. Peki üst sınırım ne olur? Bak eksi 2'nin karesi 4. 2'nin karesi de 4. Ama burada 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. O zaman şurada eşitlik varsa ben bunu yazıyorum. Peki hocam burası eksi 5 olsaydı? Evet eksi 5'in karesi 25 olduğu için bu üst sınıra eksi tarafından gelen kareyi yazacaktım. Bak burada ne demek istediğimi bir düşün. Çok iyi anlayacaksın. Aynı şey burası için geçerli mi? Hayır burası için geçerli değil. Çünkü tek kuvvetler eksiyi artı yapmazlar. O zaman aynen kalır. Kim aynen kalır? Eksi 2'nin kübü. Eksi 2'nin kübünü alırsan. Eksi 8 eşitlik var. Y'nin kübü. Eşitlik yok. 3'ün kübü nedir arkadaşım? 3 kere 3 9, 3 kere daha 27 oldu. Şimdi şurayı bir kere daha söylemekte yarar var. Burası eksi 5 olsaydı arkadaşım karesini alsaydın burası 25 olacaktı. Neden? Eksi 5'in karesi var ama burada 4'ün karesi daha küçük. Eksi 5 artı 25 olduğu için benim x'lerim 25'lerde olacak. Ama aralıktan şaşmayacağım. Bu arada hocam buraya niye eşit koydun? Bak bunlar artı olduğu için artı tarafta 0 hala duruyor dedim. Taraf tarafa toplama yapabilir miyim? Yaparım. Yaptıktan sonra taraf tarafa toplama. Görüyorum ki var 0'a eşit, eksi 8'e eşit. O zaman 0 ile eksi 8'i toplarsam eksi 8 eşitlik var olacak. X kare artı y küpten dolayı da eşitlik var. Eşitlik yok. O zaman biri var biri yoksa olmaz. O zaman bunları da toplayacağım ama olmayacak. Değer aralığı nedir diyordu. Değer aralığım da arkadaşlar neymiş? Kapalı eksi 8 ile açık 43 arasındaymış. Kim? Bu vatandaşlar dedim. Artık son soruma geçtim. Özel bir soru. Çarpma yoktu biliyorsun. Ama çarpmanın en geniş aralığını demiş. Arkadaşlar çarpma yok ama biz burada şunu biliyoruz. Sen üst sınırla alt sınırı bunun üst sınırıyla iki sınırı çarpıyorsun. Bunun iki sınırıyla bunun üst sınırıyla bu iki sınırı çarpıyorsun. Çarptın mı da ne yapıyorsun arkadaşım? Hemen bunları bir yere not ediyorsun. Ama varlık yokluğa iyi dikkat et. Hemen bakıyorum. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. Bak eksi 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9. Yok, yok. O zaman bu da yok. Yani burada eşitlik var ya da yok saymayacağız. Sonrasında ne yapıyorsun? Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptın. Artı 6. Eşitlik yok. Eşitlik var. İkisi de aynı anda eşit olursa vardı. O zaman bunda da eşitlik yok. 3'ü bununla ve bununla çarptım. Şimdi 4'e geldim. 4'ü çarptım. 4 kere eksi 2, eksi 8. 4 kere 3, 12. Yalnız burada eşitlik var mı? Var. Eşit eşitse bu eşit olacak. Burası ne olacak? Eşit olmayacak. O zaman bak bunlar eşit değil. Bunlar eşit.
Bana A ve B elemanı vermiş. O zaman burası A, burası B olacak arkadaşım. Tabii ki X ile Y'ler diyor onlar. Bunlar A ile B'ler olacak. O zaman şu an ne oldu bunlar? Ne oldu? Hemen iyi bak buraya. Bunları ben çarptım. Her bir sınırı çarptım. O zaman sınırım işte burada bulduklarımdan en küçüğü alt sınır olacak. En küçük kim bakıyorum? Eksi 9. Bunda eşitlik var mıydı? Yoktu. O zaman ne oldu? A çarpı B oldu. Burası ne oldu? En üst sınırda en büyük olan olacak. En büyük de 12. Zaten bunda da eşitlik olmadığı için yok. Eksi 8 gelseydi herhangi bir sınıra onlara eşit koyacaktım. Ama buna koymuyorum. En geniş aralığı nedir diyor? Eksi 9 ile eksi 12 dedim. Arkadaşlar video biraz oldu, biraz uzun oldu biliyorum. Ama hiç dert etmeyin, dinleyin. Bölerek dinleyin kendi kafanıza göre, sorun değil. Ama ikisini de bir videoda anlatmak zorundaydım. Sizin için hepsini bir bütün olarak anlattım. Süper oldu bence. Hemen karşımızda ödüllü soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.